Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 28 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece 22.16'da 9 derece Aslan burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, her ay bir dolunay yaşıyoruz ve dolunay aslında yeni ayda başlamış olan enerjilerin doruk noktasına ulaştığı, görünür hale geldiği bir tamamlanma enerjisi de taşıyor ve bu dolunaylar duygusal olarak zihinsel olarak bize önemli farkındalıklar getirir hayatımızda gizli olan konuları açığa çıkarır belirsiz bazı kavramları da netleştirir Aslan kendi içerisinde tabii ki çok ateş elementi bir burç olduğu için Aslan Aslan dolunayları bizi duygusal olarak daha fazla coşturabilir. Daha fazla heyecan ortaya çıkarabilir. Ve bu dolunay sırasında an haritasında Başak burcu yükseliyor. Dolunay haritanın 11. evini aydınlatıyor. Güneş Jüpiter'le kavuşum içerisinde Kova burcunda ve Boğa burcundaki Mars'ın Uranüs'ün dolunay sırasında güçlü bir dik açısı söz konusu ve Kova burcunda Jüpiter dışında Satürn ve Merkür yerleşimimiz var. Oğlak burcunda da Pluto ve Venüs'ün kavuşumu var. Evet, şimdi tüm bunlar nasıl enerjiler ortaya çıkarıyor? Detaylı inceleyelim. Özellikle Güneş Jüpiter kavuşumları yılın en şanslı, verimli açılarından biridir. Jüpiter şans ve bereket gezegeni, güneşle kavuşması çok e, güzeldir aslında astrolojik olarak baktığımızda. Jüpiter maddi manevi imkanlarımızı arttırır, büyüme fırsatları verir. İçinde bulunduğumuz şartları biraz daha belki geliştirir. E, ama bunlar e, enerjileri büyütücü bir etki olduğu için Jüpiter bazen stresleri de büyütebilir, e, tepkileri de büyütebilir. ...Uranüs'ün ve Mars'ın Boğa Burcu'ndaki birleşimi... ...daha tepkisel, daha dürtüsel davranabileceğimizi gösteriyor. Dolunay çok heyecanlı. Heyecanlı olduğu kadar sürprizli ve stresli bir enerji barındırıyor kendi içerisinde. Aslan Burcu aşk hayatımızı yönetir. Flörtler, romantik konular aslanla alakalıdır. Bunun yanı sıra hayatımızdaki sanatsal, yaratıcı faaliyetlerimiz toplumsal e, yapıda olan her türlü görünür olan e, eğlenceli e, faaliyetler, organizasyonlar, sahne sanatları özellikle görsel konular e, aslanla alakalıdır. Piyasalarda biraz oyun eğlencelerle ilgilidir. Spekülatif borsa gibi piyasaları da yönetir, riskleri yönetir aslan liderleri, yöneticileri özellikle ünlü kişileri. Aslan Burcu yönetir. Biraz aristokrasiye de dikkat çeker yöneticilerde de burada. Şimdi Dolunaylar temsil ettiği burcun özelliklerini tabii ki daha görünür hale getirecektir. O zaman gündemimizde Aslan Burcu temalarının öne çıktığını hissedebiliriz. Ve buna biraz tansiyonu yüksek durumlar olabilir. Örneğin Uranüs'ün ve Boğa'nın, Boğa Burcu'nda Mars'ın birleşimi haritanında 8. ev oluyor ki, 8. ev tabii ki ekonomiyi, finansal paylaşımları, hisseli paraları yönetir. E, toplumsal olarak, kolektif alanda ekonomiyle ilgili, finansal piyasalarla ilgili, heyecanlı ve sürprizli bazı gelişmeleri bekleyebiliriz. Aslan olduğu için piyasaları özellikle işaret ediyor, borsayı işaret ediyor, spekülatif alanları işaret ediyor, tüm yatırım araçlarını aslında burada gündemimize taşıyor. E, burada Güneş Jüpiter kavuşumu e, yatırım araçlarında hızlı ve büyük gelişmelerin olabileceğini gösterir. Ama şunu unutmayalım. Tahterevalli gibi bir taraf yükselirken bir tarafta hızlı bir düşüş geçirebilir. Yani e, çok kazananlar olabileceği gibi böyle bir piyasada çok fazla kaybedenler de olabilir. Stres ve riskin olduğunu gösteriyor bize e, gökyüzü. Burada mümkün olduğunca belki sağduyulu davranmak, çok dürtüsel hareket etmemek, daha güvenli adımlar atmak gerekiyor. Özellikle söz konusu piyasalar olunca, ekonomi olunca. Aşk hayatımızda çok hızlı sürprizler yaşayabiliriz. Cinsellikle ilgili çok dürtüsel e, olabiliriz. Bunlara belki biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çok fevri davranışlar sonrasında hani e, stresler de yaratabilir tabii ki. Bunlar Duygusal olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, hayatımızın genel düzeni ve e, ilişkilerimizle ilgili olabilir. Özellikle duygusal konulara, aşk konularına, cinsellikle ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Toplumsal alanlarda aşk, çocuklar, cinsellik, doğum gibi alanlarda e, ilginç bazı haberler duyabiliriz. Bazı stresler de olabilir. Yani e, sağlıkla ilgili, o yüzden hamilelik gibi alanlara da, Burada dikkat etmek e, gerekiyor. E, başka neler olabilir? Evet, ünlü kişilerle ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yani e, bu bir yönetici olabilir, bir lider olabilir, ünlü bir sanatçı olabilir veya yine e, aslanın sembolize ettiği kral kraliçe gibi e, aristokrat birisi olabilir ve bir skandal olabilir. Bu belki bir ani sağlık sorunu. Ee, tabii ki özellikle baktığımızda böyle bir Uranüs-Mars kavuşumu şiddet ve e, saldırıların da olabileceği bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Yani ünlü kişilerle ilgili, liderlerle ilgili e, saldırıların, e, farklı manipülatif durumların, streslerin de oluşabileceği, belki sağlıkla ilgili konular, belki bazı kazaların, gündeme gelebileceği enerjilerimiz de var. Kaza ve sakarlıklar çok gündemde olabilir. Nerelerden gelebilir bu kaza ve sakarlıklar? Ee, tabii ki hıza dikkat edeceğiz. Günlük hayatımıza, trafiğe dikkat edeceğiz. Ama Uranüs ve özellikle Mars ee, ve Kova burcundaki Güneş'in ve Jüpiter'in yaptığı, Mars'ta yaptığı açılar, hava yolları, uçaklar, ee, bu alanlardaki bazı kazalara daha açık görünüyor. Bunun yanı sıra elektriği, elektroniği yöneten alanlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, araç gereçlerimiz biraz risk altında olabilir. Elektrikle ilgili sorunlar daha fazla gündemde olabilir. Hava şartları, yıldırım, fırtınalar hani bunların da tabii ki yine bir elektrikli havanın artması da mümkün görünüyor. Özellikle Güneş, Jüpiter kavuşumu ve Mars açısı e, hava şartlarından oluşabilecek stresleri arttırabilir. Dünya üzerinde doğa olaylarında da e, hızlanmalar olabilir. Özellikle zaten Ocak ayının ikinci yarısı ve bu Dolunay'a yakın dönemlerde Deprem ve benzeri gibi doğa olaylarının daha fazla tetiklenmesi ve biraz daha büyük depremlerin yeryüzünde, dünya üzerinde görülmesi de mümkün. Bu da olasılıklar dahilinde dikkat etmekte fayda var. Evet, bireysel olarak kimler daha fazla etkilenecektir? Tabii ki sabit burçlarımız. Aslan, kova, boğa, akrep burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle kişisel gezegenleriniz, güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa, sabit burçlardaysa bireysel olarak bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 5 derece artı eksi olarak 9 dereceye yakınlık olarak yani 4 derece ile 14 derece arasını alabilirsiniz sevgili takipçilerim. Sağlık konularında nasıl etkiler? Dolunaylar bizi ruhsal ve bedensel etkiler, sağlığımız içinde biraz riskler barındırır. Aslanın sembolize ettiği ve özellikle Kova burcundaki gezegenlerin ve Uranüsün sembolize ettiği sağlık konuları daha fazla tabii ki önemli görünüyor. Kalp ve dolaşım sistemi burada biraz baskılı yani daha fazla baskı görebilir e, dolaşım sistemi tansiyon gibi dengesizlikleri dikkat etmek gerekiyor nörolojik sistemler özellikle e, daha fazla hassas olabilir bünyesel olarak hormonal sistemlerimizde Tabii ki stresle bağlantılı dengesizlikleri görebiliriz kronik sorunu olanların özellikle dolunay döneminde dikkatli olmalarında fayda var 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tesirler artar. Yani Dolunay 28 Ocak'ta olacak. 25 Ocak'la 1 Şubat arası özellikle Dolunay tesirlerini en güçlü şekilde hissedebiliriz. Bugünlerde kendimizi çok yormayalım, gereksiz stresler oluşturmayalım, dinlenmeye çalışalım. Evet, daha tepkisel olacağız. Bizi sinirlendiren şartlar olabilir. Öfke duyabiliriz. Ani hemen hızlı davran, fevri davranışlarda bulunabiliriz. Ama bunlar bize yarar getirmez zarar getirir. Hem ekonomik konularda, hem ilişkilerde, hem e, işte dürtüsel olabileceğimiz aşkla ilgili konularda böyle ani kıskançlıklar, işte bir anda belki e, ani oluşabilecek cinsel dürtüler, fevri davranışlara yol açabilir. Bunlara kontrol, bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Daha sağduyulu olmamız gerekiyor. Daha temkinli, daha belki e, dengeli hareket etmemiz gerekiyor. Bu şekilde davranırsak ve çevremizden gelebilecek etkilere karşı da mümkün olduğunca anlayışlı ve toleranslı davranabilirsek Dolunay'ın üzerimizdeki sert etkilerini de mümkün olduğunca dengeleyebiliriz sevgili takipçilerimiz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa e, Dolunay'ın tesirlerinden bahsedeceğim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Aslan Dolunay'ı 5. evinizde aydınlatıyor. Sizin için aslında keyifli, eğlenceli, Heyecanlı, sürprizli bir dolunay. Aşk hayatınızda romantik konularda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar sürprizler olabilir. Ee, yaratıcı alanlarda kendinizi iyi ifade edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu size maddi, manevi başarılarda getirebilir. Parasal konularda da genel olarak şanslısınız aslında. Ama risklere dikkat edin çünkü bu dolunayın kendi içindeki enerjileri sizin için özellikle finans konularında biraz stresler de oluşturabiliyor. daha güvenli adım atmak gerekiyor. Ani bazı harcamalarınız da olabilir. Para giriş çıkışlarına dikkat edin. Çocuklarla da ilgili bazı sürprizler olabilir. Örneğin hamilelik gibi, doğum gibi. Hani anne baba olmak isteyen sevgili koçlar, bu dolunay size bazı müjdeler getirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Dolunay sizin gibi sabit bir burçta tabii ki en önemli etkilerini size verecek. Ee, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 9 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz artabilir. Uranüs burcunuzda, Mars burcunuzda bu dolunay hızlı ama bir o kadar da sürpriz ve stresli enerjiler getiriyor. Dolunayla beraber ailevi alanlarda, yuva alanlarınızda güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Değişimler olabilir hayatınızda. Yer değişimleri olabilir. Taşınmalar olabilir. İşle ilgili değişimler olabilir. Biraz daha fevri, daha cesur davranacağınız bir dönemdesiniz. Beklemediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu da mümkün tabii. İlişki dinamiklerinizle de ilgili belki olacak gelişmeler yine yaşam alanlarınızda ve genel olarak düzeninizde hızlı geliş değişimleri bu dönemde getirebilir ev almak satmak kiralamak gibi konularınız varsa onlar da gündeminizde olabilir aile üyeleriniz ebeveynlerinizle ilgili değişimler bazı stresler de mümkün sağlık konularına hem kendiniz hem de aile üyeleri ebeveynlerinizle ilgili sağlık konularına kronik sorunlara kalp dolaşım tansiyon nörolojik sorunlar Bunlara biraz daha dikkat etmekte, temkinli olmakta da fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aslan Dolunay'ı sizin ufkunuzu geliştirirken yeni insanlarla da tanıştırabilir. Bir eğitimi tamamlayabilir, bir ticari oluşuma karar verebilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular da aktif. Evet, beklediğiniz bazı hızlı haberler gelebilir. Yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Önemli farkındalıklar altındasınız. Yetenekleriniz çok önemli. Bu dönemde kendiniz için kendinizi geliştirmek anlamında maddi manevi önümüzdeki önümüzdeki süreçte kendinize bazı yatırımlar yapabilir, bir, bir, belirli eğitimler alabilir, bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Daha öncesinden hazırlıklarını yaptığınız bir iş girişimine de başlayabilirsiniz. Özellikle elektronik alanlarda, dijital platformlarda, internet üzerinde, sosyal medya üzerinde de aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan Dolunay'ı Para alanınızı aydınlatırken size bazı sürpriz kazançlar getirebilir. İşte beklemediğiniz yerlerden gelebilir bu. Daha önce çalıştınız, çabaladınız. Bunların hızlı geri dönüşlerini alabilir. Belki bir prim, bir ikramiye de alabilirsiniz. Bir işe de girebilirsiniz. Para konularında güçlü etkiler var. Ama para da harcayabilirsiniz. Hani kişisel keyifleriniz için harcamalar da yapabilirsiniz. Yatırım konularında da temkinli olun daha önceden yapmış olduğunuz sağlam yatırımların hızlı geri dönüşleri olabilir ama bazı stresler de oluşabilir. Bu yüzden finans konuları, para konuları, gelir gider dengeniz, bütçeniz, harcamalar, yatırımlar, alışverişler bunlara daha güvenli bakmakta, daha belki sakin davranmakta fayda var. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Dolunay burcunuzda. Tabii ki sizi çok önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle 25 Temmuz'la 5 Ağustos arası doğduysanız ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bireysel gezegenleriniz yine 9 derece ve yakınlarında sabit burçlardaysa dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz. Farkındalığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Kendinizle ilgili içinde bulunduğunuz durumla ilgili ilişkilerinizle, kariyerinizle ilgili veya genel sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Uranüs etkisi biraz stresler getirebiliyor. Kariyer konularında beklemediğiniz belki bazı değişimler söz konusu. Bir anda meslek de değiştirebilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği gibi konular olabilir. Aileyle ilgili bazı beklenmedik durumlar olabilir. Ebeveynlerle ilgili, ilişkilerinizle ilgili. Haritalarınızın aldığı etkilerle bağlantılı olarak yaşamanızda biraz hızlı gelişmeler söz konusu. Genel sağlığınıza dikkat edin lütfen. Tansiyon, kalp sorunları varsa kronik sorunlara dikkat edin, kendinizi çok yormamaya çalışın. Bu dönemde e, özellikle üstlerle ilişkilerinize dikkat edin, tepkisel davranmamaya çalışın. Bu e, dolunayın ilişkilerinizle ilgili, partner konularında özellikle işbirlikleri, evlilik gibi konularda çok şanslı bazı sürprizler getirebileceğini de unutmayın, sevgili aslanlar, sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Dolunay sizin için Evet altıncı evinizde iş hayatınızda mesleğinizle ilgili konularda hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir Evet 12 ev genel olarak bilinç altınızda bazı farkındalıklar olabileceğini de gösteriyor bu dönemde Örneğin kendinizle ilgili bir şeyleri fark edebilir iş hayatınızla ilgili gizli olan bir şeyin açığa çıktığını görebilirsiniz hızlı haberler olabilir etrafınızda e, yurt dışı ile ilgili uluslararası alanlarda özellikle girişimleriniz varsa, teknolojiyle ilgili yatırımlarınız varsa bazı stresler de oluşabilir. Belki yön değişiklikleri yapacaksınız bu dolunayın tesirleriyle beraber ya da uluslararası konularda planlarınız var ya da bir seyahat konusu söz konusu. Dolunayın vereceği farkındalıklar veya getireceği hızlı haberlerle beraber bu plan ve programlarınızda bazı ...yeni ayarlamalar yapabilir, değişimler meydana getirebilirsiniz. Genel sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Çünkü bu dolunay bir sağlık sorununu aniden açığa çıkarabilir. Bununla ilgili sizin tedavi arayışlarınız olabilir. Ya da yine sağlığınızla bağlantılı olarak hayatınızda radikal bazı değişimler yapabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın örneğin değişmesi gibi, çalışma koşullarınızın değişmesi gibi... Belki bazı bağımlılıkları bırakmak gibi radikal kararlarınızda söz konusu olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Aslan Dolunay'ı aşk konularında sizi destekliyor. Çok sürprizli, güzel bir aşk gündemde olabilir. Süregen ilişkilerinizde de heyecan artabilir. Eşinizle ilgili konularda birlikte bazı kararlar verebilirsiniz, girişimlerde bulunabilirsiniz, belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Çocuklarınız var, onlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir para konularına biraz dikkat edelim çünkü bu dolunayın genel enerjisinde finansal alanlarda da sürprizler var evet yatırımlarınızla ilgili hızlı geri dönüşler olabilir burada da şanslı olabilirsiniz para konularında belki bir ikramiye alacaksınız belki bir yatırımınızdan para kazanacaksınız ama yeni alanlarda sürprizler de olabilir yani çok riskli konularda dikkatli de olmak gerekiyor eee Alışverişlere çok belki hızlı yaklaşmamak, biraz dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin bir kredi konusunda bir alışverişte bir yatırım yaparken e, Dolunay gündeminde e, mümkün olduğunca riskleri iyi hesaplamak gerekiyor. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Daha sakin, daha sağduyulu olmakta fayda var sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Dolunay, dolunaydan en güçlü etki alan burçlardan birisiniz. Evet, aslan burcundaki dolunay kariyer alanında sizi parlatabilir. Kariyerle ilgili hedeflerinize ulaştırabilir. Başarı elde edebilirsiniz. İş hayatınızda öne çıkabilirsiniz. Toplumda belki ünlü olacaksınız, alkış alacaksınız. Statünüzde e, önemli e, gelişmeler söz konusu olabilir bu dönemde. Jüpiter'in de güçlü açıları söz konusu. Özellikle evlenmek, iş kurmak, yer değişikliği gibi konularda e, Jüpiter'in bazı şansları var şu dönemde. Uranüs ve Mars'ın etkileri hızlı gelişmeler de gündeme getiriyor. Evet, bazı akrepler ilişki dinamiklerinde e, hızlı bir anda olan streslerle de karşılaşabilirler. Örneğin bir ilişkinin bir anda bitmesi bir işbirliğinde ani yol ayrımları, evlilikle ilgili konularda belki e, beklemediğiniz bir şekilde karşımızdan gelecek tavırlar, davranışlar söz konusu olabilir. Tüm bunlar bu ani değişimler, ani stresler de yön değişiklikleri de tabii ki hayat içerisindeki duruşunuz, kariyeriniz ve statünüzde yenilikleri gündeme getirebilir sevgili akrepler. Sevgili Yaylar ve yükselen Burcu Yay olanlar, Aslan Dolunayı e, sizin için aslında çok verimli, şanslı bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Bu dolunayla beraber ufkunuz gelişiyor. Bazı hedeflerinize daha fazla mesela odaklanabilirsiniz. Hatta bazı hedeflerinize de kavuşabilirsiniz. Akademik konular, eğitimle ilgili konular, yurt dışı faaliyetleriniz, teknolojiyle ilgili yaptığınız çalışmalar ki özellikle dijital platformlardaki ticari aktiviteler olabilir bunlar internet üzerinde, sosyal medya üzerindeki aktiviteler olabilir. Buralarda belirsiz olan bazı konuların netleşmesi, daha önceden yaptığınız çalışmaların sonuç vermesi de mümkün görünüyor. Bazı seyahatler de gündeme getirebilir bu dolunay. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, aslan dolunayı sizin için de parasal konulara işaret ediyor bir kredi bekliyorsunuz alabilirsiniz bir borcu ödemek ya da yapılandırmak söz konusu olabilir ee, uzun vadeli parasal gelirlerinizle ilgili bir iş örneğin açığa çıkabilir yani bir işe girebilirsiniz bir işle ilgili başarılı adımlar atabilirsiniz ee, daha fazla kazanç verecek size e, girişimleriniz olabilir Tabii ki yatırımlardan da geri dönüşleriniz olabilir Belki bir mülkün satılması olabilir ee, buradan bir gelir elde edebilirsiniz ya da daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımdan sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz ama bazı kayıplar da olabilir risklere dikkat etmek gerekiyor hani para ile ilgili karar verirken yatırım yaparken alışveriş yaparken ya da içinde bulunduğunuz şartları değerlendirirken çok fazla riskli değil de daha güvenli daha uzun vadeli daha tedbirli davranmakta Fayda var. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, aslan dolunayından en fazla etki alan burçlardansınız tabii ki. E, karşıt burcunuzda bir dolunay var ve bu arada Güneşiniz Jüpiterle birleşiyor, e, sevgili kovalar. Tabii ki özellikle Ocak sonu doğan ve Şubatın ilk haftası içerisinde doğan tüm kova burçlarımız e, şanslılar bu dönemde. Jüpiter onlara maddi, manevi gelişme ve büyüme imkanları sunabilir evlenmek, iş kurmak, iş birlikleri anlamında çok verimli bir dönemdesiniz. Bu dolunay size bu sürprizleri getirebilir. eş ve partnerinizden sürpriz haberler de alabilirsiniz. Evet, Uranüs ve Mars sizin dördüncü evinizde bazı stresler, gerilimler var ama e, değişimler de stres getirebiliyor doğal olarak. Yani bir anda evlilik, bir anda belki işbirliği ile ilgili olacak hayatınızda hızlı gelişmeler yer değişiklikleri getirebilir. Veya çalışma ortamlarınızda değişimler ortaya çıkabilir. Bunlar biraz stres de yaratabilir. Alıştığınız koşulların değişmesi örneğin. Belki evden ayrılmak, aileden ayrılmak bazı stresler getirebilir tabii ki. Ama bunlar sizin gelişmeniz, büyümeniz için de gerekli. Genel sağlığınıza ve özellikle aile üyelerinin, ebeveynlerinin sağlıkları, onlar belki gündemde olabilir. Kronik sorunlar, dolaşım sistemi problemleri, tansiyon dengesizlikleri, nörolojik sorunlar bu dönemde özellikle daha fazla risk teşkil ediyor. Ee, aile üyelerine ve tabii ki sizin de genel sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 9 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa alacağınız tesirler kat kat artabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aslan Dolunay'ı sizin 6. evinizde iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Belirsiz olan konularda biraz netleşebilir bu Dolunay'da. Yakın çevre ilişkilerinize dikkat edin. Bazen iş arkadaşlarınızla belli bir konuda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ya da iş ortamınızda işte kullandığınız araçlarınız, gereçleriniz biraz sıkıntı yaratabilir. Özellikle teknolojik araç gereçleri ya da dijital platformlarda yaptığınız çalışmalara dikkat edin. Buralarda belki bazı stresler oluşabilir, arızalar olabilir. Ee... Belki değişimler söz konusu olacak, şartlar değişebilir. Bu konular gündemimizde olabilir. Genel sağlığınızla da ilgili alışkanlıklarınızı şöyle bir gözden geçirmeniz, bir diyete başlamanız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız, beslenmenizi değiştirmeniz mümkün veya kronik bir sağlık sorununuz var. Artık o sorununuzla ilgilenmeniz ve bunun için de bir hızlı bir şekilde bir tedavi uygulamanız gerekebilir. Evcil hayvanlarınız da gündemde olabilir. Birçok balık aniden bir evcil hayvan edinebilir. bu dolunayın tesiriyle beraber ama var olan evcil hayvanlarınızı da lütfen biraz daha dikkat edin. Onların sağlıklarına, bakımlarına, genel güvenliklerine dolunay haftasında özen göstermekte fayda var. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.